Şehirleşme, sanayi ve göç olgularının birbirleriyle sürekli etkileşim halinde oldukları göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Fazla göç alan şehirlerde şehirleşme hızı yüksektir. Sanayinin geliştiği bölgeler fazlaca göç alır. Sanayileşen bölgelerde şehir nüfusu artmaktadır. Şehirler sosyal ve kültürel zenginlikten dolayı göç alır bilgileri doğrudur. Fakat sanayileşmenin başlıca nedeni göçlerdir bilgisi yanlıştır. Göçlerin temel nedeni sanayileşmedir denilebilirdi. Bundan dolayı doğru cevabımız C seçeneğidir. Almanya'nın özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hızla gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez? Almanya'da Ruhr havzasında maden kömür yataklarının bulunmasının, yaygın bir demiryolu ağına sahip olmasının, pazar alanlarını iyi kullanmasının ve akarsu taşımacılığına elverişli olması gibi unsurların etkisi vardır. Fakat Almanya'nın gelişmesinde çalışacak genç bir nüfusa sahip olması etkili olmamıştır. Çalışacak nüfusu yeterli olmadığı için diğer ülkelerden göç almıştır. Bundan dolayı doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu yerlerin hangisinde sanayileşmeye bağlı olarak şehir nüfusu diğerlerinden daha az artmıştır? Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu eyaletlerinde, Batı Avrupa'da, Japonya'da ve Çin'de nüfusun artmasında sanayileşmenin etkisi oldukça fazladır. Fakat Güney Amerika'da Şili'de sanayileşmenin etkisinin daha az olduğu söylenebilir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu durumların aşağıdaki kıtalardan hangisinde diğerlerinden daha önce yaşandığı söylenebilir? Aşağıda sanayileşme sürecine bağlı olarak yaşanan bazı durumlar verilmiştir. Şehirlere yapılan göçün artması, şehirlerin nüfusunun artması ve yeni şehirlerin kurulması gibi sanayileşmeye bağlı durumlar dünyada sanayinin ilk geliştiği kıta olan Avrupa'da diğer kıtalardan daha önce yaşanmıştır. Bundan dolayı doğru cevabımız B seçeneğidir. Tarih boyunca dünya nüfusunun büyük bir kısmı kırsal alanlarda yaşamış olsa da ekonomik faaliyetlerdeki değişim ve teknolojik gelişmeler şehirlerin büyümesini ve sayılarının hızla artmasını sağlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu sürecin yaşanmasında dönüm noktası olmuştur deniliyor kırsal kesimde yaşayan ve tarım faaliyetlerinde geçiren insanoğlu sanayideki gelişimle birlikte şehirlere taşınmıştır. Yani bu olayda en çok etkisi olan unsur sanayinin gelişmesi yani endüstri faaliyetlerinin artmasıdır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi bir kentin büyümesinde diğerlerinden daha çok etkilidir? Günümüz şehirlerine baktığımız zaman tarım, hayvancılık, mimari ve balıkçılık gibi Sektörlere göre sanayi sektörünün bir kentin büyümesinde diğerlerinden çok daha etkili olduğunu görebilmekteyiz. Bundan dolayı doğru cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin insana sağladığı yararlardan biridir? Çevre sorunları, işsizlik, doğal kaynakların tükenmesi, sosyal sorunların yaşanması gibi durumlar teknolojinin insana verdiği zararlardır. Fakat yeni iş alanlarının ortaya çıkması teknolojinin insana sağladığı faydalardan biridir. Doğru cevabımız E seçeneğidir. İlk çağlarda şehirleşmede etkili olan en önemli ekonomik faaliyet aşağıdakilerden hangisidir? Dünyada ilk çağ yerleşmelerinin ortaya çıkmasında tarım faaliyetleri etkili olmuştur. Bundan dolayı şehirleşmenin de temel unsuru tarım topraklarıdır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki şehir ve baskın ekonomik faaliyet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır denilmiş. Esen şehrinin gelişmesinde sanayi faaliyetlerinin, Las Vegas'ta turizm faaliyetlerinin, Gebze'de sanayi faaliyetlerinin, Bombay'da da ticaret faaliyetlerinin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Fakat Tokyo'nun gelişmesinde Tokyo'nun idari yapısı ve aynı zamanda sanayi özellikleri etkili olmuştur diyebiliriz. Madencilik etkili olmamıştır. Çünkü Japonya maden kaynakları, yeraltı kaynakları bakımından fakir bir bölgedir. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Almanya'nın Ruhr Havzası'nda meteoroloji sanayinin gelişmesinde aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisinin varlığı etkili olmuştur? Rur Havzası'nda metal sanayinin gelişmesini sağlayan en önemli enerji kaynağı taş kömürüdür. Bundan dolayı doğru cevabımız C seçeneğidir. Bir kent nüfusunun öncelikle aşağıdakilerden hangisine paralel bir artış göstermesi beklenir? Günümüzde kentlerin gelişmesinde en önemli unsurlardan biri sanayidir. Bundan dolayı sanayinin ve iş imkanlarının gelişmesine bağlı olarak kent nüfusunun gelişmesi beklenir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu parçaya göre gözden yapılan 3 dönemde bu yerleşim merkezinde aşağıdakilerden hangisi bakımından değişiklik olmamıştır? Mesken tipinde değişiklik olmuştur. Daha önceleri köy evleri vardı. Daha sonrasında apartmanlar ortaya çıkmıştır. Mesken tiplerinin değiştiği söylenebilir. Toplam nüfusta değişiklik olmuştur köyün toplam nüfusu 300 kadar iken daha sonrasında 150 bini geçmiş olması nedeniyle toplam nüfusun değiştiği de söylenebilir. Nüfusun büyük bir kısmı temel geçim kaynağı tarım iken günümüzde nüfusun çalışan nüfusun %65'i fabrikalarda çalışıyor denilmiş. Yani çalışan nüfusun sektörel dağılımında değişiklik meydana gelmiştir. Göçün yönü olarak baktığımız zaman daha önceleri bir köy olduğundan çevre köylerden gelip yerleşenler köyden köye doğru göç yapmışlardır. Fakat daha sonrasında şehirleşme ile birlikte göç artık köyden şehire şeklinde değişim göstermiştir denilebilir. Fakat yukarıdaki paragrafta verilen bilgilerde iklim özelliklerinin değiştiğine dair herhangi bir bilgi söz konusu değildir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi şehirleşmenin ortaya çıkardığı olumsuz sonuçlardan biri değildir? Şehirlerde konut sıkıntısının yaşanması, düzensiz yerleşim alanlarının oluşması, altyapının yetersiz kalması, eğitim ve sağlık sorununun yaşanması gibi durumlar şehirler şehirleşmenin ortaya çıkardığı olumsuz durumlardır. Fakat şehirlerin nüfusunun artmasıyla birlikte şehirlerde üretim maliyetlerinin düşmesi durumu olumsuz bir durum değildir. Bundan dolayı doğru cevabımız D seçeneğidir.